yalanları, iftiraları bir haftada neredeyse her gün konuşup başta beni ve kulübümü hedef almaları. Yani biz bunlara ayak uyduramayız. Yani yetişemeyiz. Bizim canımızda bu yok. Ama müthiş bir yalan, iftira kampanyası, algı operasyonu yapıyorlar. Yapsınlar, canları sağ olsun. Ama sanmayın ki biz buna cevap vermeyeceğiz. İlgili arkadaşların zamanı gelince bilgi ve belgelerle cevabını verecektir ama bu zihniyet var oldu mu diye. Çetin futbolunda hiçbir zaman ne barış olur, ne dostluk olur, ne kardeşlik olur. Böyle marjinal bir ülke ligi olarak futbola devam ederiz. Başkanım, bir şey sorabilirim. Şimdi siz zaman zaman belki de taraftarlarınızı da karşınıza alarak Türk futbolunda iyi bir iklim gelsin, dostluk olsun diye demeçler verdiniz. Bundan dolayı da eleştirildiniz ama Mustafa Cengiz Başkan derbide sizin onlara ve diğer yöneticilere ayar verdiğinden bahsetti. Sizin kişisel olarak bununla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz? Bir de Arda Turan'a küfürden dolayı verilen iki maç ceza var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana az bile vermişler. Şimdi dediğim gibi ben bu işlere şu an girmeyeceğim. Doğru bir noktaya değindim. Ben o konuda senin dediğin gibi de taraftarlarımız tarafından tenkit edilme pahasına da olsa çok fazla mecbur kalmadıkça topa girmemeye çalışıyorum. Aslında sizlerden ricam Türk medyası olarak çok ağır ithamlar var, iddialar var. Bunları soruşturmanız lazım. Küfür mü edildi? 3000 kişinin sokuldu. Localara adam mı alındı? Biz bunun cevabını vereceğiz. Misliyle vereceğiz. İlgili arkadaşlar verecekler. Şu an değil. Bir hızlarını alsınlar, bir bitsin şeyleri. Ama Türk futbolun kalitesinde yöneticilerin tutumu da çok çok önemli. Söylemleri de çok çok önemli. Dikkat ediyorum basında bir haftadır. Ya bravo Fenerbahçe, hiç muhatap almıyorlar, bu toplara girmiyorlar, ortamı gelmiyorlar demiyorsunuz. Sizden rica ediyorum özellikle bu iddiaları, bu iftira diyorum. Bizim dilimizdeki en büyük günah iftiradır biliyorsunuz. Bu koskoca adamların iftiralarını bir araştırmanızı. Doğru mu, yanlış mı? Savcılığımız var, spor şube var, İstanbul Emniyet Müdürlüğü var, TFF'nin yetkilileri var. Onları bile, hani bırakın bizi, hadi biz rakibiz, devletimizin yüzüyle kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar. Yani biz bir yere kadar yaşa, duruma, hürmet gösterebiliriz. Bugüne kadar da gösterdik. Ama biz de bir camiayı temsil ediyoruz. Onun için tez zamanda ilgili arkadaşlarım ne cevap hak ediyorlarsa vereceklerdir. Ama ayıp ediyorlar. Kaos yaratarak, biz kaostan beslendiklerini biliyoruz ama kaos yaratarak ne kendi kulüplerine ne de Türk futboluna fayda sağlayabilirler. Çok teşekkür ederim. Var mı başka bir sorunuz? Sayın Başkan, Erzurum'da bir açıklama yapmıştınız. Oğulcan, biz de çok üşüyoruz ama tahkimin gözüm üzerinde demiştiniz. Bir karar açıkladılar. Son onu soralım. Ona da ilgili arkadaşlarım cevap verecektir. Peki başkanım, bir de maç saatlerinin değişikliğiyle ilgili. Yarın iki maçı saati değişti. Pazar ve pazartesi günü. Ben onu makul karşılıyorum. Çünkü çok ağır bir kar fırtınası bekleniyor. İki maçta da takımlar bunu istedikten sonra bence TFF'nin de yayıncı kuruluşuna anlayış göstermesi gayet normal. Çünkü maçların oynanması çok daha önemli. 86'dan beri olmamış bir kar fırtınası geliyor deniyor. Dolayısıyla yani normal karşılıyor. Çok teşekkürler. Bizim hiç böyle bir talebimiz olmadı bugüne kadar ama yarınki şartlar, pazartesi günü şartlar normal mevsim şartlarının çok üstünde, çok iç şartlar diyorlar. Gayet normal. Teşekkürler. Sağ olun başkanım.